Hande Arıkan'la birlikte onun gülümsemesini görüyoruz şu an ekranda. Merhabalar. Çok moda olmuş bir şey var. Bu farkındalık konusu her yerde karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada, çeşitli alanlarda, aktivitelerde. Farkındalık deyince ben ne anlamam lazım? Evet. Doğru, gerçekten son zamanda çok konuşulan bir kavram. Ben farkındalığı Gestalt koçu olduğum için Gestalt açısından açıklayabilirim nasıl tanımlandığı açısından. Aslında çok sevdiğim bir tanım var. O da şöyle, farkındalık kişinin içsel yaşantısı ve çevreyi algılayarak ikisi arasındaki durumu organize edebilmesini sağlayacak olan bir yetenek olarak tanımlanıyor. Çok iyi anladığıma emin olamadım. Evet, okey. Peki, o zaman parçalara ayıralım. Şöyle yapalım. Bir içsel farkındalık dediğimiz bir şey var. Bu aslında benim kendimle ilgili neyin farkında olduğum. Kendimle ilgili de ben nelerin farkında olabilirim tabii. Yani bir benim bedenim var. Hani ben bu dünyada bedenimle varım. Dolayısıyla hani mesela karnım acıkıyor, karnım gurulduyor. Hani onun guruldadığını fark ediyorum. Aa diyorum, bu gurulduyor. Burada bir şey oluyor. Karnım acıktı demek ki. Bu aslında beden üzerinden yaşadığım bedensel bir farkındalık. Doğduğum andan itibaren var bu benim o zaman. Evet, yani büyük ihtimalle öyle. Bebeklerin aslında bir süre sonra kendi bedeninin nerede başladığını, nerede başlayıp nerede bittiğini anlayabiliyorlar. İlk doğduğunda annesinin özellikle meme emerken meme başka bir şey mi, dışarıdaki bir şey mi, kendinin devamı mı? Onu bilemiyor, onu bile bilemiyor. Aslında gerçekten çok düşük bir farkındalığı var. Ama o hisleri alıyor. Yani duyumlardan gelen şeyleri, duyu organlarından gelen şeyleri alıyor. Dolayısıyla farkındalık dediğimiz zaman bedensel anlamda duyularımızın düzgün çalışıyor olması çok önemli bir şey tabii ki. Bu benim kendimle ilgili farkındalığımda bedensel taraf, duygusal taraf var. Duygularımın farkında olmak. Mesela birçok danışanla yaşıyorum. Diyorum ki şu anda ne hissediyorsun? Diyor ki bana şu anda o bana çok kötü davranmış gibi hissediyorum diyor. O başka bir şahıstan bahsederken böyle tanımlıyor. Ya bu bir his değil tabii ki. Onun ona çok kötü davrandığı bir düşünce. Biz maalesef çoğumuz modern hayatta düşünceye çok fazla değer verildiği için duygularımızın daha az farkında oluyoruz. Onun sana çok kötü davrandığını nasıl anlıyorsun diyorum. İşte bana bağırıyor diyor mesela. Sana bağırınca ne hissediyorsun diyorum. Aşağılanmış hissediyorum diyor. Mesela bu hala bir düşünce olmaya devam ediyor. Aşağılanmış olmak senin için nasıl bir his deyince işte üzülüyorum mesela geliyor. Anladım. Biz buna gelene kadar aslında bayağı bir yol kat etmiş oluyoruz. Bu duygu farkındalığı. Çoğu insan duygusal farkındalığı şu anda epey az yaşıyor. Bu da farkındalığımın boyutlarından biri dolayısıyla. O zaman biz doğduğumuz andan itibaren hiç bitmeyen bir yolculuk bu farkındalık. Tabii. Şimdi sadece içsel olan kısmı anlatıyorum. Heyecan verici burası geldi bana. Evet. Tabii kendimi fark etmezsem başka hiçbir kimseyi hiçbir şeyi fark edemem zaten. Çünkü kendimden tanıyorum her şeyi. Aslında kendimi dışa yansıtıyorum ve benim dışarıda gördüğüm her şey aslında kendi içimde yaşadığım, işte bu seçici algı falan da deniyor. Bunu da başka bir videoda anlatalım, yansıtma konusunu. Üçüncü boyut düşünce farkındalığı. Ya bunu genellikle işte ben şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum. İnsanlar çok konuşuyor ve düşüncelerimizin çok farkında olduğumuzu sanabiliriz. Ama mesela birçok kişi işte cinsellik çok doğal bir şey diyor ama kendi öyle yaşamayabiliyor. Dolayısıyla hani bu düşünce ama onun düşüncesi mi acaba gerçekten yoksa bu onun kendi benimsemeye çalıştığı bir düşünce mi? Gerçekte düşüncesi ne? Ya da mesela diyor ki her insan hata yapabilir. Ne var ki hata yapmakta? Tabii ki hata yapabiliriz diyor. Ama kendi yaptığı hatalara Kendine acımasız davranıyor mesela. acımasız davranıyor. Ben bunu nasıl yaparım diyor. Benim babam mesela yurt dışında cüzdanını çaldırdı. Ben dedi bunu nasıl yaparım falan zona oldu yani. Ha, gururunu yediremedi yani. Şimdi babamı da burada tartışmak tuhaf oldu ama sonuçta hani bazen düşüncemiz sandığımız şey bile bizim düşüncemiz olmayabiliyor. Düşünce farkındalığı ve biraz da ileri yaşlarda gelen bir şey oluyor. Ben şu an tabii o ileri yaşlarda olduğum için bana geldi. Bebeklikten sonraki yaşlar değil mi? Bu az önce bahsettiğimiz. Evet. Doğduk ve o yaşlara geldik şu an. O yaşlara geldik, evet. Bu da şöyle bir şey, anlam ve amaç farkındalığı. Hani ben yaptığımı niye yapıyorum?
bu hayatı niye yaşıyorum? Aslında işte bazısı, kimisi spiritüel boyutumuz diyor. İşte spiritüel diye inan, yani spiritüelliğe çok inanmayan kişiler işte yaşamsal amaç, anlam gibi şeyler kullanabiliyor. İşte tinsel boyut denebiliyor. Bunlar da benim aslında yine kendi iç dünyamda neye nasıl anlam verdiğim, neyi ne için yaptığımla ilgili bir farkındalık boyutu. Bunların hepsi benim iç dünyam ama. Ben daha burada sadece kendimin farkında oluyorum. Bunların hepsinin farkında olduğum zaman. Yo, kendimin farkında olsam şu an sanki bütün bir hayat harcayıp ancak öğrenebilirmişim gibi hissetmeye başladım. Yani tabii ki yolculuk sonu yok. Yani şu an evet fark ettim, bitti. Şu an her şey bitti. Kendimi de ne güzel fark ettim. Artık böyle yaşayacağım. Bye bye. Da kamp kurduk. Burada yaşayalım gibi bir şey yok. Çünkü zaten kendimiz de sürekli değişiyoruz. Hayat da sürekli değişiyor. İşte benim 5 yıl önceki hayat amacım bugünkü farklı. İşte az önce açtım, yemek yedim. Şimdi üşüyorum. Üstüme bir şey almam gerekiyor. Yani bu döngü hiç bitmiyor. Bu farkındalık hiç bitmeyen bir süreç. Burası benim içsel alanım. İkinci olarak tabii ki benim çevresel faktörlerimin farkındalığı var. Çünkü insan sosyal varlık. Kesinlikle sosyal bir varlık da olmalı bence ya. Çünkü her ne kadar insanlar başkalarının varlığından şikayetçi de olsa kimi zaman yaşam içinde huzuru kaçtığında çok insana ihtiyaç duyuyor. Yani yalnızlığın verdiği ızdırap başka insanların verdiği rahatsızlıktan daha fazla, bunu gözlemliyorum. Pandemide zaten bunu öğrendik. İyice öğrendik. Bir şey soracağım. Bir şeylerin farkında olup olmadığımızın nasıl farkında olacağız? Tabii bu işte bu aslında farkındalığın farkındalığı ya da farkında olmayışın farkındalığı dediğimiz şey aslında aydınlanma diye adlandırılan, kadim öğretilerde aydınlanma denen, yani o gerçekten çok üst düzey bir farkındalık. Biz kademe kademe gitmeye çalışıyoruz. Hani biz daha adaptasyon boyutundayız. Hani bizim yaklaşımımıza göre şunu yapalım. Şimdi kendimin farkındayım diyelim bütün bu boyutlarda, fiziksel, duygusal. Peki ama dünyada bir tek kendim yokum. Şükürler olsun ki öyle. Şükürler olsun ki. Bir de benim çevrem var. Mesela sen varsın burada. Ya çok mutluyum çevrende olmaktan. Teşekkür ediyorum. Ondan sonra ne bileyim işte ev var. Bir hava durumu var, bir şey var. Hani sadece sen değil, nesneler var, işte hayvanlar var, bitkiler var. Hani bunların farkındalığı da, yani sen şu an ne hissediyorsun? Mesela benim için önemli. Sen şu an çok rahatsız olursan, ben kendimin ne kadar farkında olursam olayım, senin rahatsızlığını hissetmezsem bu dünyaya adapte olmam benim çok zor. Şimdi bir sürü kişi diyor ki ben bir sürü şeyin farkındayım. Aslında çoğu kişi sadece kendi istediği kadarının farkında oluyor. Doğal geldi bana da sanki. Evet. Evet, aslında bir savunma mekanizması gibi bir şey. Çünkü o bakmadığı kısımda belki ona acı veren bir şey var. Ya da belki onu korkutan bir şey olabilir. Onu endişelendiren bir şey olabilir. Dolayısıyla o kısma bakmıyor. Mesela bazı insanlar biliriz, günde işte gider o 20 kere elini yıkar falan. Der ki ben işte çok titiz bir insanım ve bunun farkındayım falan. Tamam, bunun farkındasın, evet. Bu, ama sen bu davranışının farkındasın. Sen bunun altındaki duygunun, düşüncenin, bedensel durumunun ve aslında gerçekte en özde olan ihtiyacının farkında mısın? Bu ihtiyaç ne ki? Sen bunu bu şekilde adreslemişsin ve sen bunu bu forma sokup sürekli artık otomatik olarak günde 20 kere elini yıkıyorsun. Aslında sadece görmek istediği şeyi görüyor ve bu da doğal, evet. İnsan üst düzey bilince sahip bir varlık mı ki? Evet, kesinlikle. Buna birazdan geleceğim. Aa, öyle mi? Çok güzel. Tamam. Geleyim yani birazdan. Güzel geldi çünkü soru. Evet. Yani bazen de bakmadığımız yer bize sıkıntı yaratıyor. Zaten sıkıntı yarattığı zaman o bizim için bir çağrı oluyor. Bakmıyor olmak sıkıntı yaratıyor. Evet, yani zaten her an her şeyi algılayamam. Benim öyle bir şeyim yok. Yani ben insan olarak proses kapasitem yok. Yani her saniyede her şeyi algılayamam. Ama bir şeyleri sürekli algılamamak vakti zamanında benim çok işime yaramış olabilir. Mesela ben insanların hep bağırdığı, hep öfkeli olduğu bir yerde büyümüşümdür. Ve o öfkeye gözümü kapatmışımdır ve o benim için işlevsel olmuştur. Evet, ben onu algılamadım ve ben o sayede kendi gelişimime devam edebildim. Hayatı idame ettirdin. Hayatı idame ettirdim ama artık ben öyle bir ortamda olmayabilirim. Ben artık öyle bir yerde değilim ve artık ben öfkeye tepki verebilecek güçteyim.
Ama ben hala onu görmezden geliyorsam ben o zaman sıkıntı yaşamaya başlayabilirim. Dolayısıyla aslında hep dört şeye odaklanmak istiyorum. Kendi farkındalığımla ilgili yine. Fiziksel olarak bana ne oluyor? Duygusal olarak ne oluyor? Düşüncelerim ne oluyor? Ve yaptıklarımın amacı ne? Bu benim yaşadığım anın içinde. Yani ay çocukken öyle olmuştu, böyle olmuştu. O bile benim şu an içinde yaptığım yorum. Şimdi raydan çıkarsak bu dört maddeye odaklanarak tekrar farkındalığımızı geri kazanabiliriz. Bilmiyorum ya da biz bunları tek başımıza yapabilir miyiz? Şimdi burada koçların var olmasının amacı daha bir ortaya çıktı gibi anlıyorum. Evet, doğru. Tek başımıza da yapma kasını geliştirebiliriz. Yani burada koçlar, terapistler de tabii ki farkındalık üzerine çok duruyorlar. Çok bilinçaltı çalışmaları, nefes çalışmaları, evet, çeşitli egzersizler. Yoga. Evet. Yoga bedensel farkındalık sağlayan bir şey mesela. Ondan sonra işte tanımlamak sürekli hani duygularını tanımlamak. Mesela sanat yine aynı şekilde sanatı yapmak yani tüketmek de tabii ki. Ama sanatı aktif olarak yapmak kendi çünkü o bir kendini ifade etme şekli. Duygularını dışarıya vurduğun bir şekil. Dolayısıyla bunlar kendimin farkındalığını geliştirme araçları diyebiliriz. Tabii ki bir koçluk seansında da ben kendi mesleğime gelecek olursam bir koçluk seansı da aslında mesela bir saatlik bir koçluk seansı neredeyse bir saatlik bir meditasyon gibidir. Yani kişinin kendine dışarıdan baktığı ve her boyutta kendinin farkında olmasının pratiğini yaptığı bir seanstır. Ben hiçbir şeyin farkında olmadan yaşayıp gitsem bu bana mı sıkıntı yaratıyor yoksa çevremdeki? Bana sıkıntı yaratır gibi geldi. Yani ben çok çevrende durmak istemeyebilirim. Mesela birkaç örnek vereyim. Üç insan tipi örneği vereyim mesela. Hoşuma gider. Buradan o insanları da giydirme fırsatı bulurum. Estağfurullah. Amacımız öyle değil hiçbir zaman. Diyelim ki bir kişi geldi, bana sürekli kendinden bahsediyor. Diyor ki ben şunu yaşıyorum, ben böyle oluyorum bilmem ne. Fakat aynı zamanda sosyal ortamdaki anılarını da bana anlatıyor. Ve o sosyal ortamda diğer kişilerle ilgili ya da o ortamın koşulları ile ilgili bir şey sorduğumda bu konuda hiçbir şey bilmiyor. Ya işte diyor ki bir toplantıya girdim, çok açtım, ben işte o açlıktan ölüyordum. Ben aç toplantıda saatler geçirdim vesaire vesaire anlatıyor. Ama mesela öğreniyoruz ki o toplantı aslında bir kriz anında yapılmış ve birçok kişiyi zora sokan bir durumu kurtarmaya yönelik bir toplantı. Ve oradaki zaten diğer bütün kişiler de aç. Ama demişler ki biz bunu kısa bir sürede çözelim ve yemek yiyelim. Ama bu kişi çevresinin çok farkında değil ve sürekli kendine odaklanmış ve bunu erteleme durumunda da değil. Ve dolayısıyla aslında çevresinin de çok farkında değil ve o kadar çok söyleniyor ki çevresine adapte olamıyor. Ve diyor ki sonra ben insanlarla anlaşamıyorum. Bu toplantıda da yine insanlarla çatıştım. Ve aslında bunun sıkıntısını kendisi yaşamaya devam ediyor. Kendinin farkında ama çevresinin ve orada olanların farkında değil. Kendinin farkında ama çevresinin farkında değil. İkinci örnek. Bir başka kişi düşünelim. İşte diyor ki ya ben işte ailem ne dediyse yaptım. Arkadaşımla buluşuyorum. Ne yapalım diyor. Sen bilirsin diyorum. O istiyor sinemaya gidiyorum. Şey yapıyorum. Ben o ne isterse yapıyorum. Hani bu kişi aslında kendi isteklerinin çok farkında değil. Uyumlu insan. Uyum gösteriyor. Evet ama genellikle şu şekilde geliyor. Ya ben yaşamdan da hiç tad almıyorum. Hani kendi isteğini bilmiyor çünkü. Kendini çok tanımıyor. Kendisi nelerden zevk aldığını bilmiyor. Hep dışarıya bakıyor. Hep çevresinin isteklerine göre yaşamış. Kendinin çok farkında değil. Bir de tabii uzlaşma alanı dediğimiz yer var. Kişi kendinin farkında, çevrenin farkında ve artık bunları bir şekilde az önce verdiğimiz örnek gibi uzlaştırması lazım. Yani ben mesela sebze yiyeceğim. Burada sürekli kebap siparişi veriyorlar. Şimdi bu ikisinin farkındaysam ben artık benim için seçenekler açılıyor. Ha, yani daha önce görmediğim şeyleri görme şansı elde ediyorum. Görme şansı elde ediyorum. Yani bunların farkında olmasam ya insanlar ne biçim besleniyor da ben işte hiç istediklerimi yiyemiyorum şikayet dedi. Bu nasıl bir iş yeri hiç çalışanlarına değer vermiyor. Evet yani hep dışarıda arayabilirim ya da işte derim ki ben şöyle bir insanım ben böyle bir insanım bu niye böyle falan ama farkında olan insan zaten yargısı düşük olur genelde olduğu gibi
kabul etme eğilimi yüksektir ortamı ve kendini. Neyse biz buradan kendimizi test edip farkındalık oranımızı da ölçebiliriz olaylar karşısında. Evet, neyi kabul etmiyorsak, neye karşı keskin yargılarımız varsa aslında orada bizim için farkına varılacak bir şey var. Kendimizle ilgili büyük olasılıkla ama çevremizle de ilgili olabilir. Şimdi mesela ben işte bununla besleniyorum. İnsanlar bunu sipariş veriyor. O zaman ben bütün bunların farkında olduğum zaman benim için seçenekler açılıyor. Bunu kendi şeyimden vazgeçebilirim. Evden yemek getirebilirim. Evden yemek getirebilirim. İsteğimi bunlara dayatabilirim. Para vermeyi teklif edebilirim benim ekstra bir şeyim varsa. Sorabilirim. Yani benim için artık o kadar çok seçenek açılıyor ki. Aslında bu huzurlu kaliteli bir yaşam için de konfor sağlıyor. Yani orada öfkelenip tartışıp kızıp aç kalıp ya da herhangi bir sorun yaşamaktansa. Zaten bütün olayımız bu. Koşuk sistemi, meditasyon, bedensel çalışmalar, sadant. Yani ben şahıs olarak şunu da itiraf etmeliyim burada. Kişisel gelişim kitabı mesela çok okumuyorum. Mesleğim gereği psikoloji çok okuyorum. Ama edebiyat, tiyatro, mesela insanın doğasını gerçekten çok güzel anlatan şeyler. Kendimizi bulabildiğimiz ya da ne bileyim şey okuruz, Suç ve Ceza, Dostoyevski'nin. Katilden yana oluruz falan hani. Normalde gerçek hayatta biri sorsa ben katili savunmam falan deriz. Ama gerçekten kendimizde bilmediğimiz yönleri ortaya çıkaran sanat eserleri, bunların hepsi farkındalığımızı artıran şeyler tabii ki. Yayınla bile benim farkındalığım artmış gibi şu an hissediyorum. Hani bu kadar pratik hızlı oluyor mu bilmiyorum. En azından bir başlangıç yaptım. Çok sevindim. Pratik şöyle oluyor. Evet, kas gelişimi gibi oluyor. İşte bu farkındalık çalışmalarının sürekli olma sebebi de bu. Yani ben bir kere anladım, evet şu an aydınlandım, her şey benim için çözüldü falan gibi bir şey olmuyor. Bu sürekli bir pratik ve her an fark ettikçe fark ediyorum. Ve fark geri düşebilirim. Her anda geri düşebilirim. Yani ben oldum dediğim an zaten hemen olmamışlığa düştüğüm andır. Gözümüzü kapatmış gibi oluyoruz. O zaman yine fark edemez oluyoruz. Tabii oldum çünkü başka şeylere bakmayacağım demiş oluyorum. Böyle bir ikilem. Her şeye dikkatle bakmaya çalışacağız o zaman. Ya her şeye bakmak çok yorucu. En azından bizim için önemli olan, sıkıntı duyduğumuz, ihtiyaç hissettiğimiz yere odaklanmamamız mümkün değil zaten. Ama bu gözle odaklanmamız, yani farkındalıkla odaklanmamız. Peki, o zaman videomu beğendiyseniz abone olun. Yorum yaparsanız ve anlatmamı istediğiniz, burada konuşmamızı istediğiniz konuları aşağıya yazarsanız onlarla ilgili de videolar çekmeye çalışırım. Ayrıca like yapabilirsiniz. Tabii ki dislike de yapabilirsiniz. Her şeye alanımız açık. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Her şeyi yansıtabilirsiniz. Paylaşabiliriz. Paylaşabilirsiniz. Başka neler yapılıyor? Farkında değilim. Bu kadarının farkındayım.